Washington'da havadan ziyade Beyaz Saray'daki havayı yansıtayım. Her şeyden önce yaklaşık 4 saattir Beyaz Saray'daki Obama yönetimi sözcülerinden hiçbir şey duymuyoruz. Kesinlikle derin sessizliğe gömülmüş durumdalar. Doğrusu sadece anketler değil, medya değil, Amerikan halkının, demokratlara veya Amerikan halkının %50'si bu sonuca şaşırmış diyebiliriz. Fakat bir manşette görmüştüm. Demokratlar Donald Trump'ı küçümsedi şeklinde veya Hillary Clinton Donald Trump'ı bir hayli küçümsedi şeklindeydi. Aslında bunu şöyle yorumlamak lazım Reyhan. 2012'den itibaren Cumhuriyetçi kanat içinde az önce Büyükelçimizin de söylediği gibi yerleşik düzene karşı çıkan bir kesim vardı. Çay Parti hareketi başlamıştı. Şimdi bu hareketi bu tabana seslenen Donald Trump, yani yerleşik düzene karşı gelen, tamamen kendi dünyasında yaşayan, fazla eğitimi olmayan ve Amerika'nın dış dünyayla ilgisinden ziyade kendi dünyasına çekilmesini isteyen kesime karşı söylem geliştirmiş ve onların özellikle sessiz öfkesini sandığa taşıyabilen bir aday oldu. İşte bu anlamda aslında demokratlar değil, Amerikan halkının belki çoğu kişinin görmediği bu sessiz öfke küçümsendi diyebiliriz. Çünkü alınan sonuç özellikle savaş alanı denilen 16 eyalette, hatta Hillary Clinton'ın öne çıktığı eyaletlerden biri olan Pensilvanya, ki şu anda seçimin kaderini belirleyen eyalet oldu. Bu eyalette Donald Trump kazandı. Bu bir hayli önemli bir sonuç. Ortaya çıkan tablo açıkçası o ülkenin ne kadar bir anlamda ne kadar bölündüğünü, ne kadar kutuplaştığını gösteriyor. Şimdi Donald Trump bundan sonra yapacağı ilk konuşmada her şeyden önce bu bölünmüş, kutuplaşmış ülkeyi bir araya getirecek, daha kapsayıcı olacak bir söylem geliştirmesi gerekiyor. Eğer bunu yapmazsa, eğer dediği gibi yani seçim vaatlerinden biri olan 11 milyon yasal göçmeni, yasa dışı göçmeni sınır dışı edecek olursa, Müslümanları Amerika'ya sokmazsa, Meksika sınırına duvar örecek olursa, Amerika tıpkı Bush döneminde olduğu gibi dış dünyadan kopuk bir Amerika haline gelecek. Doğrusu bu de sadece Amerikan halkı için değil, tüm dünya için de kaygı verici bir gelişme olacak.